Sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Yeni bir konu anlatım videosu ile karşınızdayım. Bu videoda dik silindirin alanını hesaplayacağız. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Dik dairesel silindirin yüzey alanı. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bütün yüzeylerinin, bakın hepsinin alanları toplamına eşittir. Yani taban alanları ile yanal alanı topladığımızda silindirin yüzey alanını buluruz. Taban alanımız, bakın bir üst tabanımız var, bir alt tabanımız var. Yani toplamda iki tane tabanımız var ve bu tabanlar birbirine eşit. Tamamdır. Peki dairenin alanı neydi? Pi r kare. O yüzden bakın buradan 2 çarpı pi r kare geliyor. Sonra bir deneyimiz var. Bir tane de yanal alanımız vardı. Bu da gördüğünüz gibi bir dikdörtgen. Yani iki kenarı da çarpacağız. 2 pi r ile haşı çarptığımız zaman da yanal alanı bulmuş oluruz. Bunların toplamı bize silindirin yüzey alanını verir. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıda verilen dik dairesel silindirin istenen yüzeylerinin alanlarını bulunuz. Önce formüllerimizi yazalım. Taban alanımız ne? Pi r kare. Yanal alan ne? 2 pi r, kenarlardan birisi, çarpı h. Peki taban alanı, evet pi r kare dedik, fakat iki tane tabanımız olduğu için bir de buraya ne ekleyeceğiz? İki taban alanı, yani şunları ilave edeceğiz. Yüzey alanı ne? İki tane taban alanının ve yanal alanın toplamına eşit. Hesaplayalım bakalım kaç çıkıyor. Şimdi taban alanlarından başlayacağım. 2 çarpı pi sayımız kaç, bakın bize 3 vermiş. R kaç? 2, yani 2'nin karesi. 3 kere 2 6. 2'nin karesi kaç? 2 kere 2'den 4. Yani buradan ne geliyor bakın? 24 santimetre kare geliyor. Bir de yanal alanı hesaplayalım. O da neydi? 2 pi r h'tı. 2 çarpı pi çarpı r çarpı h. Buradan da ne çıkar? 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 ile de 6'yı çarparsam 72. Yüzey alanı da bu ikisinin toplamı. Yani 24 ile 72'yi toplarsak cevabımız 96 santimetre kare. Mutlaka sen de çözüyorsun. Kalemin elinde, kağıdın da önünde diye düşünüyorum. Senle birlikte sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Taban çapı 10 santimetre. Çap bildiğiniz gibi büyük R harfiyle gösteriliyordu. Eşittir 10 santimetre. Yüksekliği 4 santimetre olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Yüzey alanımız neye eşit? Alan diyelim, yani yüzey alanından kastımız her şeyin toplamı. 2 tane taban alanı, bir de ne var? Yanal alan. Bu ikisini toplayacağım. 2 taban alanım 2 çarpı, tabanlarımız neydi bizim? Daire, o yüzden pi r kare, artı yanal alanımız da dikdörtgendi. Kenarlardan birisi 2 pi r, diğeri de haş olduğu için buna eşit. Tamamdır. O zaman burada her şeyi yerine koyarsak soruyu da buluruz. Peki bakın burada küçük r'ler var, yani yarıçap. O zaman bizim şu büyük r'miz, yani çapımız 10 santimetre ise bunun yarısı da nedir? Yarıçapımız 5 santimetredir. Her şeyi şimdi yerine koyalım. 2 çarpı pi sayısı kaç bakın? Pi 3 vermiş. Çarpı r'nin karesi, yani 5'in karesi 25. Devam ediyorum. Bakın buradan kaç çıkıyor? 2 kere 3 6. 6 çarpı 25 de 150 çıkar. Bir tanesi bu. Diğerini de bulalım. O da neydi? 2 pi r h. 2 pi r h kaç? 4. Çarparsam 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 ile de 4'ü çarparsam 120 yapıyor. Benden bu ikisinin toplamını istiyor. Topladığım zaman da 150 ile 120'yi, cevabımız buradan 270 santimetre kare çıkar. Aşağıda açınımı verilen dik dairesel silindirlerin yüzey alanını bulunuz. Hemen yapalım. Bakın aynısı, hiçbir farkı aslında yok. Burada bakıyorum 48 santimetre var. 12 santimetre. 12 mi yükseklik, 48 mi? Evet, tabii ki de 12 santimetre yüksekliğe eşit. Neden? Burada tabanlarımızın olduğu kenarlar
neye eşitti? 2 pi r'ye eşitti. Diğer kenarda yükseklikti. E tamam, ben yüzey alanını bulabilirim. Nasıl buluyorduk? Ne yapıyordum? Taban alanım vardı 2 tane. O yüzden 2 çarpı pi r kare diyordum. Artı ne vardı bir de? Yanal alanımız vardı. O da 2 pi r h. Pi sayımız belli. Yüksekliğimiz belli. Neye ihtiyacımız var? Yarı çapa, yani r'ye ihtiyacımız var. Peki onu bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. Nereden? Şuradan buluruz. Derim ki 48 eşittir 2 pi r ise 2 çarpı pi kaç bakın? 3 çarpı r. Yani 6 r 48 ise r buradan kaç çıkar? 48'i 6'ya bölersen 8 santimetre çıkar. E tamam, bu r'yi de yerine koyarsak bakalım şimdi kaç çıkacak? Hesaplayalım. 2 çarpı pi sayısı çarpı 8'in karesi, yani 64, artı 2 çarpı pi sayımız 3. Yarıçapımız kaçtı? 8. Yüksekliğimiz de 12. Çarpalım bakalım kaç çıkıyor. Hemen bakıyorum. 2 kere 3, 6. 6 ile de 64'ü çarparsanız 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 6, 36. 2 daha 38. Tamamdır. Siz de hani alt alta yazıp çarpabilirsiniz. Bu arada bu tabii çarpma 23 falan değil. Videoyu daha durdurun. Diğer soruda özellikle sen de mutlaka çözüyorsun. Bunu sürekli söylüyorum. Çünkü çözerseniz öğrenirsiniz. Yoksa izlemekle yetinmiş olursunuz. 2 kere 3, 6. Sonra bakıyorum 6 kere 8, 48. 48 ile de 12'yi çarparsak acaba kaç olacak? Hesaplayalım bakalım. Buraya yazıyorum. Evet, kaç çıkıyor buradan da? 576 çıkıyor. Bunların ikisini de toplarsak kaç çıkar? 4, 6 daha 10, 10'un 0'ı elde var 1, 8, 7 daha 15, 1 de elde 16, yine elde var 1, 3, 5 daha 8, 1 de elde 960 santimetre kare çıkar yüzey alanımız. Taban çevresi 12 pi santimetre olan dik dairesel silindirin yüksekliği 10 santimetre olduğuna göre yüzey alanını bulunuz. Taban çevresi o neydi? 2 pi r. Neye eşitmiş? 12 pi'ye. Tamam. Bir de yüksekliğimizi vermiş bize 10 santimetre. Peki benden ne istiyor? Yüzey alanını istiyor. Yani 2 tane taban alanını artı 1 tane yanal alanın toplamanız istiyor. Yani bu da ne demek? 2 tane taban alanı 2 çarpı pi r kare. Yanal alan neydi? 2 pi r h. Bunu istiyor. Tamamdır. Bakın yüksekliğimiz belli. Pi sayısını şunu alın bunu alın dememiş. Yani pi'yi olduğu gibi bırakacağız. O da belli. İkiler zaten öyle. Bize lazım olan sadece şuradaki yarıçapın değerini bulmak. Onu da nereden bulacağız? Bu kısımdan bulacağız. Bakın r'yi yalnız bırakmak amacım. Yani yanındaki fazlalıklardan kurtulmam lazım. O da ne? R'nin yanındaki fazlalık 2 ve pi. Yani her iki tarafı da 2 pi'ye böleceğiz. Bakalım bölünce ne olacak? 2'ler gitti. Pi'ler gitti. R yalnız kaldı. Zaten amacımız buydu. 12'ler gitti. Ve 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 6. Demek ki R kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. Yazalım şuraya. Her şeyi yerine koyacağız ve soruyu tamamlayacağız. Yapalım bakalım. Şu kısımda yapalım. 2 çarpı pi çarpı r'nin karesi 6'nın karesi 36. Artı 2 çarpı pi çarpı rn 6 h'da yükseklikte 10. ...72 ve 120 pi. Yani biz bu ikisini de toplarsak buradan kaç çıkar? 192 pi çıkar. Cevabımız bu. Yanal alanı 120 santimetre kare ve yüksekliği 5 santimetre olan dik dairesel silindirin taban alanı kaç santimetre karedir? Taban alanı pi re kare. Hocam 2 yok mu dersiniz? Evet, 2 yok. Bakın taban alanları demiyor, alanı diyor. Bir tanesini soruyor. Senden pi r kareyi istiyor. Pi belli. Benim r'ye ihtiyacım var. Onu da nasıl bulacağım? Bana burada verdiği bilgilerle.
Yanal alan neye eşitti? 2 pi r h. Ya, o da neye eşitmiş? 120'ye eşitmiş. Her şeyi bir yerine koyalım bakalım. 2 çarpı pi sayımız 3. R'yi bilmiyorum, yazmıyor. H yüksekliğim kaç? Bakın 5. Buradan artık R'yi bulur muyum? Bulurum. Çünkü bir tek o var, bilinmeyen. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30 R 120 ise her iki tarafı da R'nin önündeki bilinmeyenin önündeki sayıya bölersem buradan kaç çıkar? R eşittir 4 çıkar. Peki benden R'yi istemiyor. Neydi? Taban alanını istiyordu. Tamamdır. Yerine koyalım. Soruyu bitirelim. Pi R kareydi. Pi yani ve R'nin karesi. Bir de hani neden santimetre kare? Onu da söyleyelim. Bakın 3 çarpı 4'ün karesi 16, santimin karesi de santimetre kare. Çünkü neden? İki tane santimetreyi yan yana çarparsak buna dönüşür. Tamamdır. Buradan da çarptığımız zaman cevabımız 48 santimetre kare. Taban alanı 27 santimetre kare olan silindirin yüksekliği 11 santimetre olduğuna göre yanal alanı kaç santimetre karedir? Yanal alan neydi? Yanal alan yazalım. 2 pi r h. 2, evet, normal bildiğimiz 2. Sonra bakıyorum. Pi sayımız gördüğünüz gibi 3. R'ye bakıyorum. Yarıçap var mı? Burada yazıyor mu? Hayır. Ona ihtiyacım var. Bir de ne var? H var. H ne demek? Yükseklik demek. O var mı bakalım? Evet, yüksekliğimiz de 11. Yani ben burada yarıçapı bulursam soruyu da çözmüş olurum. Yapalım bakalım. Taban alanı peki neye eşitti? Bakın 2 pi r kare değil. Bir tanesini vermiş. O zaman pi r kare eşittir 27. Pi kaç? 3. 3 r kare 27 ise her iki tarafı da 3'e bölersem r'nin karesi buradan 9 çıkar mı? Evet. R kare ne demek? R çarpı r demek. Hangi sayının karesi 9? Tabii ki de 3'ün karesi 9. Yarıçapı buldum. Tamam, şimdi yerine koyayım ve soruyu bitirelim. 2 çarpı pi çarpı r çarpı, bir de ne var? H var. Hatta santimetre olarak yazacağım. 2 çarpı pi çarpı yarıçapım 3 santimetre. Yüksekliğimiz de kaçtı? 11 santimetre. Çarparsam 2 kere 3 6, 6 kere 3 18. 18 ile de 11'i çarparsak kaç çıkar? 198 çıkar. Bu hani kaç çıkar dediğim yerlerde videoyu durdurup hesap yapabilirsin. Hani ben söylüyorum zaten ama o bekleme süresini derslerde olduğu gibi videoda beklemiyoruz. Neden? Çünkü durdurabilirsiniz. Zaman kaybına gerek yok. Sonra ne yapıyorum? Bakın iki tane santim var. İki taneyse o zaman ne diyeceğim? Santimetre kare diyeceğiz ve soruyu göndereceğiz. Aşağıda verilen yarım dik dairesel silindirin yüzey alanını bulunuz. Hemen bulalım. Şimdi yarım diyor değil mi? O zaman bakın tabanı, üst tabanım yarım, alt tabanım yarım ve şu arka taraftaki yan yüzeyim yarım. Fakat şu önde bakın 8'e 6 şeklinde yeni bir dikdörtgen var mı? Evet var. Demek ki ne yapacağız? Bu soruda önce silindirin alanını, yani ne diyeceğim, yüzey alanını bulacağım ve 2'ye böleceğim. Bir de ne ilave edeceğim? Artı şuradaki dikdörtgen. Yani dikdörtgenin alanı diyeyim, 8 çarpı 6'yı ilave edeceğim. Tamamdır. Çözmeye başlayalım. Hemen silindirin yüzey alanı neydi? 2 çarpı pi r kare vardı değil mi? Artı bir de ne vardı? 2 pi r h. Bunun yarısı. Bakın orada ikiler gidecek mi? 2 hem bunun ikisi gidecek hem bunun ikisi gidecek. Hocam niye iki tane götürdük dersen, bak bu çarpım durumunda değil, toplam durumunda. Yani sen bunu ortak çarpan parantezine alınca zaten göreceksin ama neyse, hadi alalım. Bekle, şunu bir alalım ve sen de gör hani neden her iki 2 de gidiyor. Ortak çarpan parantezinde her ikisinde de 2 var. Burada ne kaldı? Pi r kare kaldı. Burada ne kaldı? Pi r h. Şimdi çarpım durumunda ve bunlar ne olacak? Birbirini götürecek. Tamam, bunu bulacağım. Bulalım bakalım kaç çıkıyor. Hemen hesap yapalım. Şimdi bakıyorum, pi sayım 3 vermiş bana.
R neydi? Yarıçapım bakın 6. 6'nın karesi 36. Ve yine pi, r ve h. Buradan da acaba kaç çıkacak? Burası 108. Burası da acaba 3 kere 6 18. 18'de de 8'i çarparsam sanırım 144. Evet çıkıyor. Burada bir toplayalım bakalım. Kaç çıkacak? 252. Ama bu ne? Yarım silindirin şu dikdörtgen hariç bu yüzü. Bir de ne ilave edeceğim ben buna? Dikdörtgenin alanını yani 8 kere 6'dan burası da kaç çıkacak? 48 santimetre kare çıkacak. 252'ye de şu tarafta yapalım artık işlemi bitirelim. 48'i ilave edersem cevabım buradan kaç çıkar? 300 santimetre kare çıkar. Aşağıdaki silindirin taban merkezlerinden çakışacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilen şeklin yüzey alanını bulunuz. Şimdi taban merkezlerinden çakışacak şekilde diyor. Yani bu daireler eşit üst üste koymuş. Aslında burada yeni bir hani çapı aynı olan yarıçapı, boyu daha uzun olan yeni bir silindir elde edilmiş. Çapımız, yarıçapımız yani kaç? 5 santimetre. Yüksekliğimiz kaç? Yüksekliğimiz de 3 artı 4'ten. 3 artı 4'ten tabii 4 yapmaz kaç yapar? 7 santimetre yapıyor. Tamam buna göre yüzey alanını hesaplayalım. Sıkıntı yok. Hemen bakıyorum. Şimdi neydi? 2 çarpı pi r kare artı sen de söyle 2 pi r h. Tekrar ettin güzel. Şimdi yapalım bakalım. 2 çarpı pi sayımız 3. Bakın size burada pi'yi vermezse pi olarak bırakırsın. Herhangi bir şey verme kafandan gerek yok. R'nin karesi, yarıçapın karesi 25 artı 2 çarpı 3 çarpı yarıçapım 5 çarpı yükseklik yani 7. Buradan da kaç çıkar? 2 kere 3 6, 6 çarpı 25 150 çıkar. Artı 2 kere 3 6, 6 kere 5 30, 30'la da 7'yi çarparsam 210 çıkar. Her ikisini toplayalım bakalım kaç çıkıyor? 360 santimetre kare çıkar. Yarıçapı 8 santimetre ve yüksekliği 20 santimetre olan silindir biçimindeki rulo fırçası 3 tur attığında kaç santimetre karelik duvarı boyar? 3 tur. Yani neyi soruyor aslına bakarsanız? Bize alan kısmını soruyor değil mi? Peki benim buradaki alanda taban alanı, yanal alan, yüzey alan hangilerine ihtiyacım var? Tabii ki de sadece şu kısma yani yanal alana ihtiyacım var. Şuradaki kenardaki taban alanına ihtiyacım yok. Peki bu yüzey alanı değil yanal alanı nasıl hesaplıyorduk? Biz formülümüzü söyleyelim. 2 pi r h tamamdır 3'tür bir de ne yapacağım? Bunu 3 ile çarpacağım ve soru bitecek. Haydi gel başlayalım. 2 çarpı pi'miz kaç? 3. Yarıçapımız kaç? Yüksekliğimiz kaç? 20 değil mi? 20. Bir de neyle çarpacağım ben bunu? 3 ile çarpacağım. Neden? 3 tur boyadığı için. Tamamdır bitti. O zaman burayı bir çarpalım bakalım kaç çıkacak? 2 kere 3 6. Sonra 6 kere 8 48. 48 devam ediyorum. 20 çarpı 3 ne yapar? 60 çarparsam da acaba kaç çıkacak? 0'ı koydum. 6 kere 8 48 elde var. 4 6 kere 4 24 4 daha 28 cevabımız 2880 santimetre kare. Yarıçapı 5 santimetre ve yüksekliği 15 santimetre olan silindir biçimindeki kalemliğin dışını kaplamak için kaç santimetre karelik kaplama kağıdı gerekir? Ne yapacağız? Hemen yazalım bize verilen bilgileri. Yarıçap belli. Yükseklik de belli. Benden istediği kısım şu dışarısı değil mi? Evet. Burada ne var? Sadece dışını kaplayacağı için bize ne lazım? Şu alt hani tabanını da düşünürsek bir yanal alanım lazım değil mi? Bir de ne lazım? Bir tane de taban alanım lazım. Neden? Çünkü şu kapağı yok buranın gördüğünüz gibi boş. Evet bakalım ne çıkacak buradan.
Yana alan neydi onu da yazalım. Hemen 2 pi r h. Taban alanım neydi? Pi r kare. İkisi yok neden? Çünkü bakın şu üst tarafı açık. Şimdi her şeyi yerine bir koyalım. Ne çıkacağını da görelim. 2 çarpı pi sayımız 3 burada vermiş. Yarıçapımız 5. H kaç? Bakın 15. Tamamdır. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. 30'da da 15 çarparsam ne yapar? 450. 5'in karesi 25. 25 ile 3 çarparsam 75. Toplarsak da buradan ne çıkar? 525 santimetre kare. Tabi şu alt tabanı da kapladığını düşünüyorum. Sadece yan yüzler falan deseydi ne yapardık? Şuradaki pi r kareyi ilave etmezdik. Böyle bir şey bildirmediği için ne yaptım? Sadece boş kısım hariç, yani kapak mı diyeyim, orada kalemleri koyacağımız yer hariç her yeri kapladık. Evet, geldik videonun son sorusuna. Gördüğünüz gibi konumuz gayet basit. Yüzey alanı var, yanal alanı var, taban alanları var. Yüzey alanı yanal alan ile taban alanlarının toplamına eşit. Bu kadar, farklı hiçbir şey yok. Ama tabii farklı soru çeşitlerimiz var. Formüller değişmiyor ama bizden istediği yerler değişiyor ve bizim bunları görebilmemiz lazım. Hemen sorumuza bakalım. Yarıçapı 6 santimetre ve yüksekliği 10 santimetre olan içi dolu dik dairesel silindirin içinden aynı merkezli ve yarıçapı 2 santimetre olan silindir çıkarılıyor. Kalan cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Burada biraz işlem yapacağız. Şimdi öncelikle silindirimiz ilk baştaki şu gördüğünüz gibi yanal alanı aynı değil mi? Değişmiyor çünkü oradan bir şey kesilmiyor. Önce bir orayı bulalım. Yanal alan ne diyelim? 2 pi r h, yani 2 çarpı pi çarpı r'miz kaç? Büyük olanın r'si 6, yüksekliğim de 10. Buradan hesaplarsak 2 kere 3 6, 6 kere 6 36, 10 ile çarparsam 360 santimetre kare. Tamamdır, dışını buldum. Sonra bakıyorum, benim normalde burada dairelerim vardı değil mi? Bir üst tabanım vardı, bir de alt tabanım. Oralarda neydi? Pi r kareydi. Fakat oradan ben ne yapmışım? Yine onu bir bulalım. 2 pi r kare, rengi değiştirelim. 2 pi r kareydi bizim o alanlarımız, eğer herhangi bir şey çıkartılmasaydı. Ama şu bak, ortadaki yeşille boyadım. Şu daha küçük olan silindirin tabanını çıkarmam lazım. Onun tabanı neydi? Bakın yarıçapı bunun da 2 idi. Tamam, buna göre yapalım. 2 pi r kareden 2 pi r kareyi çıkartıyorum. Fakat r'lerimiz eşit değil. 2 çarpı pi çarpı büyük olan silindirimin r'si neydi? R eşittir 6. Yani 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı pi çarpı küçük olanın yarıçapı neydi? 2. Karesi de ney? 4. Orayı da bir bulalım. 2 kere 3, 6 ya da yan tarafa mı yazalım? 6, 6 çarpı 36 da ne yapar buradan? 216 yapar. Eksi, tabi değişik bir 216 oldu. 21, 6 gibi biraz daha yakın yazdım. 2 kere 3, 6. 6 kere 4 de 24. Çıkarttığım zaman da ne oldu? Burası 192 oldu. Tamamdır. O kısmı da bulduk. Neresi kaldı? Bir de şu silindiri çıkarttığımız iç yüzey kaldı değil mi? Silindiri çıkartınca şu küçük olan silindir kadar bize bir de yanal alan gelmeyecek mi? Gelecek. O zaman yine oradan ne gelecek bize? 2 pi r h gelecek. Ama tabii bu sefer oradaki r farklı değil mi? 2 çarpı pi çarpı r'miz ne bu sefer? 2. Yüksekliğimiz neydi? Nerede? Şurada 10. Buradan da kaç çıkar? 120 santimetre kare çıkar. 2 kere 3 6, 6 kere 2 12, 12 çarpı 10 120. Tamamdır. Benden ne istiyor? Diyor ki senden diyor bu üçünü toplamanı istiyorum diyor. 360, 120 daha ne yapar? 480, 480 ile de 192'yi toplarsam bakalım kaç yapacak? Hemen yazıyorum. 672 yapacak. Bu şekildeydi. Tabii santimetre karesini unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.